Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi eski haline geri mi dönüyor? Pelin neden hala dizide? Suna'nın sonu nasıl olacak? Yoksa Suna gerçekten delirecek mi? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Ferit ve Seyran'ın hep mutlu olmasını isteyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle dizide beklediğimiz değişim sonunda gerçekleşiyor. Dizi artık önümüzdeki bölümden itibaren eski bölüm tarzına geri dönecek ve çok beklediğimiz sahneler sırasıyla gerçekleşecektir. Ferit sonunda herkese tekrardan rest çekerek karısının başkasıyla evlenmesine göz yummadı. Seyran da Orhan'ın çıkmasıyla yavaştan Ferit'e yanaşmaya başlayacak. Bu kısımda ise Ökkeş Ağa'nın Korhanlara karşı savaşı Ferit'in Seyran'ı kaçırmasıyla daha da alevlenecek. Ferit ise bunları umursamayıp Seyran ile yepyeni bir yolculuğa çıkacaktır. Önceden de dediğim gibi bu birkaç bölüm içerisinde Seyfer arasında sürpriz bir birliktelik sahnesi izleyeceğiz. Ardından ise Seyran'ı Ferit'ten ayırmaya ve Akın'la evlendirmeye çalışan Ökkeş Ağa ve Kazım'ı şok bir olay bekliyor olacak. Bu olayda muhtemelen Seyran'ın ya gerçekten hamile olması ya da Ferit'ten ayrılmasın diye hamilelik yalanı ortaya atması olacaktır. Fakat zaten Seyran bu konuda şimdilik yalan söylese bile ilerleyen bölümlerde bu yalan gerçeğe dönüşecektir. Olayların sezon finaline doğru ilerlerken giderek karmaşık bir hal almasıyla Seyran'ın hamilelik bombası da tam da bu sıralarda patlayacak. Seyran'ın hamile olmasıyla da Ferit ve Seyran aşkının önünde kimseler duramayacaktır. Ama bunun öncesinde Ökkeş Ağa Seyran'a dost olacak dediğimiz ve iyi birisi sandığımız Akın'ı kendi intikamına dahil etmeye devam edecektir. Akın ilk başta bu konuda dayısına uysa da Seyran'ın yardımıyla gerçeği görecektir ve aslında dayısının bu konuda yalan söylediğini öğrenecektir. Yani Akın dayısı Ökkeş Ağa'nın Halise ile olan sorununu tamamen öğrenecek ve kendi intikamı için onu kullanmaya çalıştığını anlayacaktır. Herkese selamlar. Katıl aboneleri butonu artık kanalımızda da aktif. Peki katıl abonesi olmanın ne faydası var? Öncelikle katıl abonesi olarak canlı yayınlarda, videolarda hiç kimsenin ulaşamadığı ayrıcalıklara sahip olabilirsiniz. Bu ayrıcalıklar kanalın moderatörlerinden biri olmak, Seyran, Ferit, Kazım, Suna gibi karakter emojilerine sahip olmak, sadece katıl abonelerine özel canlı yayınlara katılmak, videolara herkesten önce erişim sağlamak ve daha nice özellikler sizleri bekliyor olacak. Yapmanız gereken hemen katıl butonuna basarak bütçenize uygun bir abonelik seçmektir. Şimdiden katıl abonesi olan herkese çok teşekkürler. Haydi sen sağa iyi bak. Ardından ise Akın bu intikam planının dışında olmaya gayret edecektir. Pelin neden hala dizide? Pelin'in Serter'le gitmesini ve diziden uzak mutlu bir hayat yaşamasını beklerken tam tersine Pelin Serter'le beraber dizide kaldılar. Geçen haftaki videomuzda da dediğim gibi zaten Serter çocuğunun intikamını Ferit'ten almadan diziden ayrılmayacaktır. Pelin şu anda Serter tarafından yaptıklarının bedelini ödeyecek. Yani hem Seyran'ın hem Ferit'in çok zor şeyler yaşamasına sebep olan Pelin'in aslında şu anda yaptıklarının bedelini ödemesine şahit oluyoruz. Serter Pelin'e büyük zorbalıklar yaparak yaptıklarının cezasını çok ağır ödetecektir. Diğer tarafta ise Serter Ferit'ten intikam almak için de harekete geçecektir. İşte tam da bu esnada sizlere başından beridir dediğim bu iki ihtimalden biri gerçekleşecek. Sizlere Pelin konusu iki şekilde bitebilir demiştim. Pelin ya Serter ile gidip mutlu bir hayat yaşamaya çalışacak ya da Ferit'in peşinden giderek acı bir sonla karşılaşacaktır. Pelin Serter ile gitti sandık ama tamamen gidemedi. Bu da demek oluyor ki Pelin bahsettiğim ikinci ihtimali yaşayacak. Yani Pelin'e artık ne olacağı belli oldu. Pelin çok büyük ihtimalle Serter'in intikam almaya çalışacağı sırada ölecektir. Bu kısımda Serter tam Ferit'e ateş edecekken yanlışlıkla Pelin'i vurabilir. Böylece Pelin ölerek diziden ayrılır. İşte size tam da bahsetmek istediğim olay da zaten buydu. Hatırlarsanız Pelin diziye geri döndüğünde yaptığımız videolarda defalarca bence Pelin bu sefer gerçekten ölerek diziden ayrılacak demiştim. İşte şimdi tüm ihtimallerde bunu gösteriyor. Çünkü Pelin ölmeden diziden ayrılırsa yine açık kapı bırakılır ve bir sonraki sezon yine diziye geri döner. Bundan ötürü de Pelin diziye bu sefer ölerek veda edecektir diye düşünüyorum.
Sunay'a gelecek olursak, Sunay yaptığı yanlış seçimlerin bedelini çok ağır ödeyecektir. Önce Abidin ile birbirlerini sevmelerine rağmen Abidin'den ayrılması, sonrasında Saffet ile evlenmeye hemen ikna olması, ardından ise Kaya ile evlenip mutlu olmaya doğru ilerlerken Kaya'dan vazgeçip şimdi boşanmaya çalışması Suna'nın giderek kendini kaybetmesine yol açacak. Aslında önceden de dediğim gibi Suna bunları kesinlikle bilinçli bir şekilde yapmıyor. Suna düzgün düşünemediğinden hep hatalı seçimler yapıp yanlış kararlar veriyor. İşte bu yaptığı yanlışlar da Suna'ya çok kötü bir yolun kapısını açacak. Falcı'yı dinleyerek Ferit ile giderek daha da ilgilenir hale gelmesi ve Kaya'yı kendinden soğutması da buna bir örnektir. Suna bu son yaptıklarıyla beraber aklını kaybetmenin eşiğine gelecektir. En sonunda ise tüm yaptığı yanlış seçimler ve hatalı kararları düşünürken tamamen kafayı sıyıracaktır. Ardından ise Suna'nın garip hareketlerde bulunduğunu ve kendini kaybettiğini göreceğiz. Sezon finaline doğru da Suna aklını kaybettiğinden belki de bir akıl hastanesine götürülecektir. Çünkü gerçek hikayede de Suna'nın ilk psikolojisi bozulan kişi olduğundan böyle bir senaryo tercih ediliyor. Ama merak etmeyin, zaten Suna'nın senaryosu mutlu sonla bitecektir. Yani Suna bir sonraki sezon tedaviye başlayacak ve Suna'nın iyileşme sürecini adım adım göreceğiz. Kısacası Suna karakteri seyirciyi bu aralar çok sinirlendirse de aslında Suna'nın gerçek hikayesinin işlenmesi için böyle bir senaryo yazılıyor. Hatta Ferit'i sürekli hayal etmesi de aslında bunu kanıtlıyor. Yani Suna delirmeye doğru gittiğinden dolayı sürekli Ferit'i düşünüyor. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videolarda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizler Suna ve Pelin'in sonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den diziyi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizin önüm hazırsanız sahneye alacağız. Esme. Esme.